Kadın Kolları Başkanımız. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Genç Kolları Başkanımız. Hoş geldiniz. İlçe Başkanı Ali. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Amin. Ayrıca saygılar. Sağ olun efendim. Esnafımız genel başkanımızı çiçeklerle karşılıyor. Sağ olun. Esnafımız. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adı ne? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ay ben çok heyecanlıyım. Bakatelin annından bir atmak istedim. Canım canım. Dedemezle. Biz 60 yıldır bu işi yapıyoruz burada. Yani biz de köfte bir CHP'liyiz yani. Bunları göndermemiz lazım. İnşallah. Arkadaşlar dikkat edin. Bu ülkede hepimizin huzura ihtiyacı var. Bu ülkede gencecik fidan gibi çocuklarımızın işe ihtiyacı var. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Hakka, hukuka ihtiyacı var. Bu ülkede esnafın kazanmaya ihtiyacı var. Bu ülkede sanayicinin kazanmaya ihtiyacı var. Bu ülkede çiftçinin kazanmaya ihtiyacı var. Eğer biz nohutu dışarıdan alıyorsak, fasulyeyi dışarıdan alıyorsak, mercimeği dışarıdan alıyorsak, canlı hayvanı dışarıdan alıyorsak, eti dışarıdan alıyorsak, peki bizim insanımız ne yapacak? Bizim insanımız nasıl yönetecek? Efendim onlar çok ucuza satıyorlar. E onlara devlet destek veriyor. Sen de ver destek. Çiftçi ucuza satsın o zaman. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar, Türkiye savruluyor. Sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı Londra'daki bir avuç tefeciye faiz olarak gidiyor. Size sözüm söz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Size sözüm söz. Herkesin işinin gücünün olduğu, mutfaklarda bereketin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet edeceksiniz. Vatandaşa hizmet edeceksiniz. Türkiye'de adalet yok. Adaleti de sağlayacağız. Evet, adalet yürüyüşü yaptık. Evet, bu mücadeleyi vereceğiz. Mücadeleyi verirken de kararlı olacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimsenin kimliğini, kimsenin inancını, kimsenin yaşam siyasete malzeme etmeyeceğiz. Bizim için insan
Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Böyle bakıyorum. Sevgili gençler, hiç meraklanmayın. Beraber, ben bazen söylüyorum, dostlarımızla beraber yapacağız deyince, kim sizin dostlarınız? Benim dostlarım esnaf, benim dostum çiftçi, benim dostum emekli, benim dostum gençler, benim dostum sanayiciler, benim dostlarım alın teriyle geçinen herkes. Ama malı götürenler benim dostum değildir. Yolsuzluk yapanlar benim dostum değildir. Onun dışında bu coğrafyada kim yaşıyorsa herkes benim dostumdur ve herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Yeter ki herkes evine helal ekmek götürsün. Bunu yapacağım. Yerel seçimlerde Mart'ın sonu bahar olacak dedik. Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getirdik. Şimdi Türkiye genelinde baharı getireceğiz. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz. Kavgadan uzak, barışla iç içe yaşayan bir kitle olacak Türkiye. Ve birlikte yaşayacağız, birlikte yöneteceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah. En büyük güvencem de sizlersiniz. En büyük güvencem. Her yerde söylüyorum, bir daha edeyim, bir daha ifade edeyim. Önce Allah'a güveneceğiz. Sonra kendinize güveneceksiniz. Sonra bu kardeşinize güveneceksiniz. Göreceksiniz. Bu Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağız. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Sağ olun. Ahmet İlçe binamız sarıldı mı olsun efendim. Genel Başkanımız kurdelesini kesiyor. Hemen bir de bugünün anısına bir kara kalem sizin. Sayın Genel Başkanım.